Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Ağustos 2023 ve tekrar İngiltere'de Beverly'deyiz. Beverly'de bugün 7 kuşluk program var. Hemen geçiyoruz tahminlerimize. Evet, birinci kuş 16'da başlıyor arkadaşlar. 7'li prese burada maiden bir kuşu ile başlıyor. 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı Midnight Lear. Evet, Prince of Lear yavrusu. Callum Rodriguez'le banko edeceğiz bunu. Şu an bu safkan çok ön planda gözüküyor. Valla düşürürse 13 numara düşürür ve burada ilginç bazı orijinler var. Mesela Paul Mulroney'nin 6 numara. Yani düşürecekseniz eğer bunu ilk ikinin dışına ne atmak istiyorsanız burada 13 var, 6 var. Harry Angel denen bu saf İrlanda orijinali ama Jason Hart burada binmiş bu safkana. Bunlar var. Yedili presi önemsiyorsanız eğer. İkinci kuşu Maiden 2 yaşlı İngilizler ve 1000 metreye çıkacaklar. Zor bir gün arkadaşlar. Biraz riskli tekler atıyoruz açıkçası ama güvendiğimiz tekler. Tabii ki hiçbir zaman için normalde tek atmayacağımız zaman da atmıyoruz. Başlayalım buradan. Şimdi 2 numaralı Ingleby Archie. Burada Barry McGough. 1 numaralı Hint of the Jungle Paul Mulrennan. 11 numaralı Novux David Allen. 6 numaralı Prophet Street Rowan Scott. 3 numaralı Who Goes There Zach Whitley. Ve 12 numaralı Red Irish Duran Fentiman. Duran Duran. 2-1-11, 2-1-11-6-3-12 arkadaşlar. Burada. Tabii bu Novux'un da gelme ihtimali çok yüksek yani. Aslında baktığımız zaman 11 ve 3 numaralı safkanlar özellikle ön planda gözüküyor normal şartlar altında. Evet. 2-1-6 ve 12 de daha sonra. Üçüncü kuşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Burası 12 numaralı yine User Amistoso. Jason Hart'la burada ilk katımız. 1 numaralı File Beach Joe Fanning. İlk kez koşacak ama Profitable yavrusu. Şamralı'dan gelme. Çok muazzam bir orijin görüyoruz burada. Bakalım nasıl. Ayakları düz bassın. Peter amcamızın sahip olduğu bu safkanın. 3 numara Glistening Knights, Always an Or. 10 numara Otto Flash. Burada Clifford Lee. 5 numaralı Lenemy. Daniel Tudop. Siyuni yavrusu yalnız. Ve 4 numaralı Chris Dunn Yort. Jason Watson. Bu da saf İrlanda arkadaşlar orijin. 12, 1, 3, 10, 5, 4 numaralı safkanlar diyoruz burada. Evet, burasını da bu şekilde geçmeye çalışacağız tabii ki. Bakalım nasıl bir burada sonuç bizi bekliyor. Evet, dördüncü koşu handikap 3 yukarı yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşu gördüğünüz gibi buralara gerçekten geçmek çok zor. Normal şartlar altında. 7 numaradan başlayalım. All Done. Ben Curtis'le. Burada. Oasis Dream yavrusu. 9 numara Turbo Command. Paul Mulrennan'la War Command yavrusu arkadaşlar. 3 numaralı Eddie Boo Boo. Alistair Robinson'la. Bu arabada bakalım ne yapacak. Evet. Dördüncü kuşta 3 numaradan sonra 10 numaralı Clotter Holm. William Pyle. 13 numaralı Eleteria Jem Hardy. 4 numaralı Revocable David Allen. Ve ya bu Phil Dennis bazen öyle bir atlarla geliyor ki böyle bakıyoruz yani.
Onun yerine arkadaşlar Phil Dennis'in bindiği bu Secret Day'in yerine 11 numarayı ilave etmekte yarar var. Şöyle toparlarsak 7, 9, 3, 10, 13, 4, 11 gibi böyle bol bol at yazacağımız bir ayakla burada burun buruna geldik yani açıkçası. 5. kuş handikap 3 yukarı İngilizler ve 1500 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 numaralı Ring of Gold, evet 10 numaralı Ring of Gold. John'la Mason'la banko atacağız. Ancak burada 3 numaralı On the River Cem Hardy ile de şansı var. Ama biz burada 10 numarayı tek atacağız arkadaşlar. Ring of Gold. Bu Esther Byler'ın yapmış olduğu, antrenör yapmış olduğu safkana bakalım nasıl olacak. Ha burada tabii ki 9 numaralı Craven'ın da gelir. Yani eğer burayı tek atmazsanız 3 ve 9 numaralı safkandan rakip 3 ve 9 arkadaşlar. Umut'unu alalım. Evet 6. koşuya geldik şimdi. Arkadaşlar 6. koşu handikap 3 yukarı İngilizler. 2000 metre böyle uzun metrajlı bir koşu bizi burada bekliyor. Burada eküller çok ön planda bize göre. Phil Dennis'in bindi 5 ve 7. Burada alternatif banko düşünenler bunları rahatlıkla düşünebilir. Özellikle 7 numara Barry Edge, Callum Rodriguez'le çok daha stabil işleri var bu safkanın. Mukadram yavrusu. Yalnız 5 numarada Dandiman yavrusu arkadaşlar. Bu grup çok uygun. Bu sıfırlar, çektiği sıfırlar yüzünden bu safkan handikap puanı düşürmüş 80'lerden aşağıya. O bakımdan gerçekten belki de tek atılmaya en layık diyeyim hani böyle. Üzerlerindeki jokeylerin hata yapmaması kaydıyla en uygun bankoya yatkın atlar bunlar. Bu ikisi yani ekürler. Bunlara rakip noktasını 2 numaralı Where's Jeff, Cheyenne Gray, 9 numaralı Havana Party, Clifford Lee ve 10 numaralı Langton Wold, Ben Robinson'da da devreye girebilir. Özellikle 2 numara çok devreye girebilir. 5 ve 7 alternatif banko, 2, 9 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz. Evet, 7. koşuya geldik şimdi. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar 5 numaralı Miss Tamak. Jason Hart'la banko atmayı düşünüyoruz bunu. Burada Joe Quinn antrenörlüğünde Jason Hart. Bunlar birleştiği zaman kazanmak için her türlü şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Biz burada 5 numarayı banko atacağız. Herhangi bir rakip şu anda söyleyemiyoruz. Burada dediğim gibi bugün çok şanslı olan kişi güzel ikramiye alacak kişi ya da kişiler bir şekilde güzel bir ikramiye gözüküyor burada arkadaşlar. Yukarıda mesela Palmolino'nun Herakles var eğer tek atmayacaksanız burada. Aşağıda 10 numara var. Bunlara dikkat arkadaşlar. Evet. Böylece bugünkü Beverly ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.